Bilinç üstünde çıkan sendromlarla terapi bizi yakalıyor ve ikisinin buluşturucu ve iyileştirici gücü bilinçaltının bilinçte bilinçlenmesi, yani sizin söylediğiniz gerçek. O zaman buradan gidersem, yazarların bizlere verdiği en büyük armağan nedir? Onların bizim korktuğumuz, hatta kaçmaya çalıştığımız bilinçaltında, yani çocukluk travmalarında ve Oedipal senaryolarında kalışları, cesaretle onda yaşayışları, yaşamayı bırakın, onları hissettiği ve düşüncelerini bizlere aktarmaları ve hatta ben biraz ileriye gidiyorum, diyorum ki öylesine orada yaşadılar ki, o sancılı ve travmalı içerisinde öylesine var oldular ki hiç bilince çıkmadılar. Bir tek çıkan var saat. Neden derseniz, bence felsefeye geçti. Ona bağlıyorsunuz. Ben ona bağlıyorum. Çünkü o daha bilincin üstündeki felsefeye geçti. Felsefe onu daha bütünledi. Ve varoluşçuluğu içerisinde de sokağa çıkan Sartre. Zaten onun için bir ara varoluşumda kaybolduğumda da Sartre yüzümü döndüm. Ve ben de sokağa belki onun için çıktım. Bilmiyorum. Enteresan. Acıyla yüzleşme konusunda da yine Dostoyevski'ye referans vereceğim. Benim de çok önemli yol göstericilerimden biridir Dostoyevski.